Efendim ilk önce hayırlı bayramlar. Söze hayırlı bayramlar diyerek girdi. Gündeminin ilk maddesi ise bayram günü öfkemize neden olan o alçak saldırıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'te yaşanan skandalla alakalı Şov Haber'e özel açıklamalarda bulunacak. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin fikirlerini beyan edecek. Bu İsveç'teki olay tamamıyla tam bir rezillik. Mahkeme Kur'an'ın yakılmasına onay veriyor. Bir kere Kur'an'ı yakanları lanetliyorum. 2 milyardan fazla Müslümanın yaşamakta olduğu mahkeme diyor ki bu Kur'an'ı yakma olayını onaylıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'te cami önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar için Türkiye'den korkuyorlar dedi. Kıskançlığın ötesinde Türkiye Cumhuriyeti giderek artan ağırlığı ile ileride onlara karşı demek ki bir üstünlük ortaya koyabilecek potansiyel